Herkese merhabalar. Geometrik işlemleri yapacağız Songül senle beraber. Geometri zor mu hocam? 5. 6. 7. sınıfın tüm tekrarını beraber seninle yapacağız. Geometri dediğimiz şey aslında cisimler. İşte yok bilmem hani 3 boyutlu cisimler, geodezik cisimler, işte küp, ondan sonra küre, ondan sonra işte silindir. Üçgen. Bunların hepsi. Hayır evladım. Kare prizma, dikdörtgen prizma. 3 boyutlu mu hocam? Bunları hocam? Beraber. Evet aynen öyle. 3 boyutlu cisimleri inceleyeceğiz seninle beraber. Şimdi Tonguç. İlk başta şununla başlamak istiyorum. 5. sınıfla başlamak istiyorum. 5. sınıfta öğrendiklerinizin hepsini tekrar edelim bir seninle beraber. Ve 5. sınıftaki bu konular aslında 8. sınıfa temel oluşturuyor. Aynı şekilde 6-7'dekiler de 8. sınıfa temel oluşturuyor. Çünkü her sene neredeyse 5. sınıf, her sene geometrik cisimlerle, 3 boyutlu cisimlerle alakalı mutlaka bir şeyler öğrendik. Ve bunları... Hocam size en önemli soruyu sorabilir miyim? Sınavda çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Biraz sınava çıkmaz olur mu? Bu geometrik cisimleri incelersek Tonguç'um. Mesela buraya biz köşe adını veriyoruz. Geometrik cisimlerde şurası, ondan sonra şurası, ondan sonra şurası, ondan sonra şurası, ondan sonra şurası, 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 şurası. Toplam kaç tane köşe var dersen toplam 8 tane köşe vardır diyebiliriz. Başka bir renkle göstermek istiyorum. Şimdi köşenin yanında bir de şuna bakalım Tonguç'um. Mesela şurası bir 100. Mesela şuna bir 100 adını veriyoruz biz. Kaç tane 100 var Tonguç'um? Mesela bu bir 100. Ondan sonra sağ tarafı, sol tarafı. Ön tarafı, arka tarafı. Ondan sonra üst tarafı, alt tarafı olmak üzere toplamda 6 tane 100'ü vardır diyebiliriz bunun. Aynı zamanda Tonguç'um, 100'ün yanında bir de şu çizgiye biz, yani şuradan şuraya olan çizgiye biz ayrıt adını veriyoruz. Bunları hatırlayalım. Ayrıt dediğimiz şey normal tek boyutlu cisimlerde kenar dedik. Mesela üçgenin 1, 2, 3 kenarı verdik. Ama 3 boyutlu cisimlerde artık onu ayrıt diye adlandırıyoruz. Tonguç evladım benim. Ona geleceğiz. Süpersin. Ayrıt dediğimiz şeyde kaç tane vardır? Bak 1, 2, 3, 4 sağda var. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 solda var. 8 tane oldu. Bir de 1, 2, 3, 4 burada ön ve arkada olmak üzere toplam 12 tane de ayrıtı vardır diyebiliriz Sonuç. Dolayısıyla o zaman her şeyi teker teker köşe, 100, ayrıt olmak üzere 4 tane önemli şey öğreniyoruz. Bunları 5. sınıfta öğrenmiştik sanki bir kere. Kesinlikle, kesinlikle tebrik ediyorum seni. Bir de Tonguç bunlara ek olarak bir şey daha öğrenmemiz gerekiyor. O da taban dediğimiz kavram. Yani şurası aslında dikdörtgen prizmanın en alttaki yeri, biz bunu taban olarak adlandırıyoruz. Bunları da öğreneceğiz. Şimdi Tonguç'um açınımına baktığımız zaman, açınımı dediğimiz şey aslında dikdörtgen prizmayı açtığımız zaman ortaya ne çıktı? Mesela şu mor kısım var ya, evet, mor kısım bak bu sağ tarafa geliyor. Ondan sonra demin taban diye çizdiğim yer var ya, aslında tabanı böyle açılmış bir şekilde burada duruyor. Sonra şey gibi, kibrit kutusunu açmak gibi. Aynen öyle. Mesela sağ taraf morsa sol tarafı da mor yaptık dersek bu incecik alan aslında burada da karşımıza çıkıyor. Mesela taban turuncuysa. Ben mor yerine lileyi kullanıyorum o zaman. Aynen. Daha üst tarafı da mesela turuncu yaptık dersek mesela burası da üst tarafı oluyor. Yani aslında toplam 6 yüzeyi gösteriyorum. Buna taban diyoruz. Buna veya tabana ben alt da diyebilirim. Mesela buna üst diyorum Tonguç. Buna sağ diyorum. Buna sol diyorum Tonguç. Mesela burası arka, burası önse burasına ön diyorum, burasına arka diyorum. Toplam 600'ünde açılmış bir şekilde gösteriyorum. Buna da açıl diyorum. Açıl prizma açıl. Bu ilk baştaki birazcık karışıktı. Çünkü ilk baştaki her zaman ama bu şimdi çok daha basit. Küp. Küp dediğimiz şey tabii ki köşelerden oluşuyor. Yine köşeleri var. Toplam 6, 7, 8 tane köşesi var Tonguç. Hocam annem benim bana sinir küpüsün diyor. Babam da zeka küpüsün diyor. Karar akıl küpüsün. Tebrik ediyorum seni. Aynı zamanda Tonguç'um şu çizgilere biz ne diyorduk? Aynı şekilde ayrıt diyoruz. Ayrıt toplam 12 tane ayrıtı var demiştik. Zaten aynı şey devam ediyor Tonguç evladım benim. Aynı dikdörtgen prizması gibi. Burada ilk bir tanesini yaptıktan sonra diğerleri çok basit. Aynı zamanda Tonguç'um mesela şu kısmına biz mesela şu tarafına, sağ tarafına biz 100 diyorduk. Toplam 6 tane 100'ü var demiştik. Bunlar aynen devam ediyor. Bir de tabii tabanı var Tonguç'um. Tabanı burada çok dikkat et. Tabanı yani şurası ne olmak zorunda? Kare olmak zorunda. Bunu da unutma. Açtığımız zaman bütün yüzeyleri kare olduğu için Tonguç, kübün bütün yüzeyleri kare olduğu için, bu da bir kare, bu da bir kare, bu da bir kare. Toplam kaç tane kare var Tonguç'um? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var. Yani açtığımız zaman açılımında 6 eşit kare karşımıza çıkıyor ve bu 6 eşit kareyi bu şekilde zar gibi açıyoruz ve kolinin açılmış hali gibi düşünebilirsin Tonguç.
geldi kare pir kare prizmaya baktığımız kare prizma. Kare prizma ha mesela demin çok güzel bir şey söyledin. Bravo. Mesela şu bir küp Tonguç. Mesela elimde tuttuğum şey bir küp. Sarı bunu, küp. Bak bunu açtığımız zaman işte şunu açtığım zaman bu parça bu parça buraya geliyor. Bu sol buraya geliyor. Sağ buraya geliyor. Aynı zamanda da Tonguç'um işte üstü buraya geliyor. Altı da pardon bu kısmı arkası buraya geliyor. Önü de buraya geliyor. Şeklinde açılmış bir versiyonu düşünebilirsin. Yani bir küp aslında bir zar gibi düşünebilirsin. Keskin sirke küpüne zarar. Peki saçmalama kare prizma dediğimiz şeye bakalım. Kare prizma dediğimiz şey aslında tabanı kare olan mesela tabanı kare mesela şurası bir kare ve buralar birbirine eşit olmayan, kare olmayan, kübe benzeyen ama tam da değil bir şekil diyebilirsin. Dikdörtgen prizması ile kare küp arasında bir şekil. Aynı şekilde bunun da köşesi kaç tane? Bak dikdörtgen prizması yaptık ya hepsi aynı birbirleri. Mesela ayrıtları kaç tane Tonguç'um? Ayrıtları toplamda 12 tane ayrıtı var. Peki kaç tane yüzü var? Mesela şu bir yüzdür. Şu yüzüne baktığımız zaman toplam 6 tane yüzü var. Aynı şekilde tabanına baktığımız zaman tabanı bir kare olmak zorunda kare prizmanın diyoruz. Kare prizmayı açtığımız zaman Tonguç'um işte şurası taban oluyor aslında. Şurası taban oluyor. Ve bu tabanda tabanı kare olacak şekilde 1, 2 yukarıya aşağı geliyor ve sol sağ ön arka olmak üzere de 4 tane yüzey şeye geliyor. Açılmış versiyonuna geliyor. Bunlar dikdörtgen Tonguç. Bunlar dikdörtgen. Bunlarsa kare olmak üzere açılıyor diyebiliriz. Yüzey alanlarına baktığımız zaman Tonguç'um yüzey alanı hesabı aslında çok basit. Mantık olarak şöyle bir şey düşünmemiz gerekiyor. Şimdi herhangi bir dikdörtgen prizma, küp, kare prizma hiç fark etmez. Bunların 6 tane yüzü vardı. 6 tane yüze bakarsak bu 6 tane yüzü. Bak önü var, arkası var. Sağ var, solu var. Üstü var, altı var. Toplam 6 tane yüzü böyle sıralandırabiliriz. Toplam 6 tane yüzü teker teker hesaplamam gerekiyor mu? Hayır. Nasıl bir mantık izliyorum burada? Burada yapmam gereken şey aslında yüzleri mesela önle arka birbirleriyle aynı. Ondan sonra sağla sol birbiriyle aynı. Dolayısıyla üst ve alt da birbiriyle aynı. O zaman ben ön ve arkadan bir tanesini hesap etsem 2 ile çarpsam olabilir. Veya işte sağ soldan bir tanesini 2 ile çarpsam. Veya üst alttan bir tanesini hesap 2 ile çarpsam. Mesela üst alt dediğim şey. Üst dediğimiz şey şurası değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. İşte bu üst dediğimiz zımbırtının alanını hesaplamak için 4 kere 3 yaparım. Çünkü bu dikdörtgen. Bu dikdörtgeni bir de 2 ile çarparsam Tonguç'cum aslında ön, üst ve altı hesaplamış oluyorum. Çünkü 2 tane. Aynen üst alt alanlar aslında 4 kere 3, 12, 12 kere 2, 24 santimetre karedir diyebiliriz. Geldik Tonguç diğerine. Mesela sağ sola bakarsak mesela şurasını hesaplamaya çalışıyorum. Burasının alanı nedir? Çok basit. Burası 7 ise burası da 7'dir. Burası da 7'dir. Bunlar hepsi aynı. Burası 4 ise burası 4'tür. Burası 4'tür. Bunların hepsi aynı. Dolayısıyla şu alanı hesaplarken burada bir dikdörtgen var. Nasıl bir dikdörtgen var? Açılımını düşün. Açılımını düşün. 7 kere 4 28'lik bir dikdörtgen var. Ama 2 tane. Aynı öyle. Bir de solda olduğu için hatta bunu böyle arkadan böyle gösterebiliriz böyle kesikli çizgilerle. Bir de şu tarafta var Tonguç'um. 7 kere 4. Bir de 2 tane olduğu için 28 56 santimetre karede buradan geldi mi? Evet. Harika. O zaman bir de ön ve arkaya bakalım Tonguç. Burası 3 ise burası da 3'tür. Burası 7 ise burası. Zaten şu ön dediğimiz şey aslında bir dikdörtgen gözüküyor. Zaten 7 kere 3 21. 7 kere 3. Buna ön arka diyelim Tonguç'um. 2 tane var hocam dikkat edin. 2 tane var süper. 21 kere 2'de 42 santimetre karedir. Süper zekisin. Gerçekten beni çok güzel bir uyarılarla mükemmel bir soru çözüyorsun. Çekirgeyim hocam ben. Şimdi bunları topladığımız anda aslında alanını hesaplamış olduk Tonguç evladım. 122 santimetre kare. O zaman bunun toplam yüzey alanı diyebilirsin. Peki bunu nasıl hesaplayabilirim başka? Ben bunun açılımını yaparım. Bunun açılımını yaptığım zaman karşıma şöyle bir şey çıkmıyor mu Tonguç evladım benim? Hop 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 hop. Ondan sonra şöyle 4 tane yüzey. Ondan sonra bir tane burada, bir tane burada da açılımlar çıktı değil mi? Evet. Şimdi üst taraf 4 kere 3. Bunun alanı 12'dir diyebiliriz. Burası 4, burası 3'tü. Burası 3 ise burası da 3'tür. Ondan sonra burası 4'tür. Sonra burası 3'tür şeklinde ilerliyor. Burası 7'dir. Şimdi bunun alanı 12. O zaman bunun alanı da 12. 7 kere 3, 21.
Bunun alanı burası 7, burası 7 olduğu için 7 kere 3 bunun alanı da 21. Ondan sonra burası 4, burası 7, 28 bunun alanı. O zaman burası da 28. Burası çünkü 4 çıkıyor. 4, 4. Dolayısıyla bunların hepsini topladığım zaman aynı sonuca ulaşıyorum. 122 santimetrelik farklı tür bir hesaplama diyoruz. Yüzey alanına baktığımız zaman Tonguç'un bu sefer kübün yüzey alanına bakalım. Kübün yüzey alanına inanılmaz. Hocam ne kadar zormuş 5. sınıf. İyi neden ki, diyeceksin? İyi ki 8. sınıfa geçiyorum var ya ne kadar zormuş. Aynen öyle. Tonguç'um kübün bütün alanları kare olduğu için. Şu bir kare, şu bir kare, şu bir kare. Toplam 6 tane alanı var. 5 kere 5 bir tane alanı. Yani 25. 6 tane olduğu için bundan 6 çarpı 25'ten 150 santimetre kare bütün alanıdır diyebiliriz. Bu da çok basit bir hesabı var. Mesela bir örnek sorayım. Dikdörtgen prizmanın yüzey alanını sormuş bize. Dikdörtgen prizmanın... Aa buna benziyor. Aynen öyle. Dikdörtgen prizma aynen şunun gibi. Şunun gibi bir şekil diyelim. Çok elit bir şekil hocam. Minimalist bir yaklaşım. Burası 10, burası 2, burası 8 dersek. Yüzey alanını hesaplamak için bir kere şöyle düşünelim. Önü ne kadar? 10 kere 2, 20'dir önü. Şimdi ön arka hesaplarsak 20 çarpı 2'den 40 santimetre kare ön arkası. Peki mesela burası 2 ise burası da 2'ydi hatırlıyorsan. Şimdi bu sol değil mi? Şu alan sol değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Bu soldaki alanı hesaplamak için de ben sol sağ alanı hesaplamak için ne yaparım? 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 sağda da var çünkü bu alanlar aynısından. 32 santimetre de sol sağ alan. Bir de üst alt alanı hesaplamak için ne yaparım? Tonguç üstüne hesaplamak için şöyle düşünelim. Burası 10 ise burası da 10. Şurası 8 ise şurası da 8. O zaman üst alan dediğimiz yani şurası da aslında yani üst tarafı da 10 kere 8'den 80 santimetre kare. Bir de altta olduğu için 2 ile çarpalım 160 santimetre kare derim. Sonrasında bunların hepsini topladığım anda 160, 40, 200, 232 santimetre kare bizim tüm yüzey alanımız çıktı. Süper zekisin. Hocam tabii. İleride mühendis olursam ben arabaların alanını da bununla mı hesaplayacağım? Aynen öyle. Evlerin alanını hesaplayacaksın. Ondan sonra işte kağıdın alanını hesaplayacaksın. Bir sürü şey hesaplayacaksın. Alanı 54 santimetre. Kübün bir ayrı uzunluğu nedir? Şimdi bir kere küp dediğimiz şey aslında şöyle çizilebilir rahatlıkla. Hemen göstereyim sana. Bir tane kare çizdin ya. Şöyle arkasına bir tane daha böyle kare birbirinin içinden geçecek şekilde. Sonra bunları birleştir. Bu kadar. Küp dediğimiz şey aslında bunların birleştirilmiş hali. Şimdi Tonguç'um bir kere kübün alanı 54 santimetre kareymiş. Alanı 54 ise toplam 6 tane yüzeyi vardı. 600 aslında 54 santimetre kare ise bir yüz ne kadardır? Çünkü bütün yüzleri birbirine eşittir. 54 bölü 6 yani 9 santimetre kare dediğimiz. Bir yüzü bunun kare değil midir Tonguç'um? Bunun alanı 9 ise bir kenarı 3, 3 olmaz mı? 3 kere 3, 9'du çünkü bütün kenarları birbirine eşit olduğu için 3 kere 3, 9'du. O zaman bir ayrıtı 3 santimetredir diyebilirim. Ve süper zekisin Tonguç. Artık 5. sınıfı tekrarını bitirdik. Şimdi 6. sınıfı tekrarını. Hoş geldin Tonguç. 6. sınıfta da geometrik isimleri daha detaylı inceleyeceğiz. Geometrik isimleri daha birazcık daha alanlarını hesaplayarak inceleyeceğiz. Mesela pardon hacimlerini hesaplayarak inceleyeceğiz. Hacim dediğimiz şey nedir Tonguç evladım benim? Hacim hocam benim babamın bizim bakkala söylediği lakap. Hep hacim ne haber? O hacim diyor evladım. Hacim dediğimiz şey aslında uzayda kaplanılan yer. Uzayda kaplanan yer. Mesela işte 3 litre süt içtim, 5 litre süt içtim. Ondan sonra yok bilmem hani 100 santimetre küp işte oksijen falan filan diye böyle uzayda kapladığı yeri söyler. Kübün hacmi de kübün kapladığı yerdir. Ve kübün hacmi inanılmaz basit bir şekilde hesaplanır. 3 ayrıtını da çarparsın. A çarpı A çarpı A. Hatta bunların her birisi A olduğu için hepsi birbiriyle aynı olduğu için A'nın kübüdür diyebilirsin kübün hacmine. Bunda ise Tonguç'um taban alanı çarpı yükseklik hesaplaman gerekiyor. Taban alanı dediğimiz şey bir kare olduğu için A çarpı A. Yükseklik dediğimiz şey de H olduğu için A çarpı A çarpı H. Yani aslında A kare çarpı H ile hesaplanabilir. Dikdörtgen prizmasının hacmini hesaplarken de taban alanı çarpı yüksekliği hesaplayacağız yine. Taban alanı dediğimiz şey daha doğrusu bunun çok basit bir yöntem. 3 farklı ayrıtını çarpıyorsun direkt. 3 farklı ayrıt dediğim şey A çarpı B çarpı C. A, B, C. Yani 3 farklı ayrıtını çarpıyorsun. Aslında burada da aynı şeyi yapıyoruz bak. A çarpı A çarpı 3 farklı ayrıtını çarpıyoruz.
Ama bunlar aynı olduğu için A küp diye yazabiliriz. Mesela burada da aynı şey yapıyorsunuz. Bununla bu üçünü çarpıyorsun. A çarpı A çarpı H yapıyorsun. Bunun yerine de A kare H yazıyorsun. Daha kolay olsun diye. Şimdi Tonguç mesela bir örnek yapalım seninle böyle. Bir ayrıntı 3 santimetre olan kübün hacmi bulunuz. İnanılmaz basit. Neden? Kübün hacmini bulurken Tonguç'um bir ayrıntı 3 santimetre ise 3 3 3'tür. O zaman 3 kere 3 kere 3 yani 3'ün kübü yani 27'dir diyebiliriz. Yani yapmam gereken şey 3 defa 3'ü çarpmak. 3 defa kenarını çarpmak. 3 kere 3 9 9 kere 3 27. Aynen öyle. 3 kere 3 9 9 kere 3 27. Taban alanı 12 santimetre kare ve hacmi 72 santimetre olan kare prizmanın yüksekliği. Hemen bir tane kare prizma çizeyim senin için. Hop 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 hop. Şimdi taban alanı yani şurası 12 santimetre kareymiş. Hacmi 72 santimetre küp olan hacim nasıl hesaplanıyordu kare prizmada? A'nın karesi çarpı H ile hesaplanıyor değil mi? Şimdi A'nın karesi dediğimiz şey aslında bizim taban alanı dediğimiz şey. Unutma prizmalarda hacim dediğimiz şey şöyle hesaplanıyor Tonguç. Taban alanı çarpı yükseklikle hesaplanır. O zaman bana demiş ki taban alanını verdim sana demiş. Gerek yok. O zaman biliyoruz biz bu taban alanını. Taban alanı kaçmış? 12 santimetre kareymiş. Çarpı yüksekliği bilmiyoruz. Yüksekliği soruyor zaten bize. Hacmi neymiş? 72. O zaman bunun cevabı 72 çıkıyormuş. O zaman ben 12 ile neyi çarparsam 72 çıkar? 72'yi 12'ye bölüp de 6 santimetre olduğunu bulabilirim yüksekliğinin diyoruz evladım. Geldik birim küplerden oluşturmuş dikdörtgenler prizması ile aynı hacme sahip. Birazcık yorulmadınız mı? Yorulduk. İtiraf etmem gerekirse. Aynı hacme sahip bir küp elde ediliyor. Kaç tane peki küp var burada? Bir sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman burası uzunluğu 8. Şurasının uzunluğu kaç? 1, 2. Burada 1, 2 tane ayrı. O zaman 2 diyorum. Burasının uzunluğu kaç? 1, 2, 3, 4. 4 kat var. O zaman kaç tane küp olduğunu bulabilmek için hacmini hesaplamamız gerekiyor. Hacmini hesaplamak için de ayrıtlarını çarpıyorum. 3 farklı ayrıtını çarparsak 8 çarpı 2 çarpı 4'ten 8 16 16 64 birim küptür diyebilirim bunun içindeki küp sayısına. Peki aynı sayıda hacme sahip bir küp elde ediliyor mu demiş. Hop 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 hop. Yani şöyle bir küp elde edeceğiz ve bunun hacmi 64 olacak. Hacmin 64 olabilmesi için bunun bir kenarını A dersek A çarpı A çarpı A'nın 64 olması gerekmiyor mu? O zaman A'nın kübünün 64 olması gerekmiyor. Neyin kübü 64'tür Tonguç dersem sana? 8'in. Hayır saçmalama. 8'in kübü 64 değildir. Hmm. 4'ün kübü 64'tür. İstersen hesaplayalım. 4 çarpı 4 16. 16 kere 4 64. Yani bunun bir ayrıtının uzunluğunun 4 olduğunu söyleyebiliyorum. Kübün bir ayrıtı kaçtı demiş. O yüzden cevabımız 4 birim özür dilerim. Santimetre vermemiş. O yüzden 4 birimdir diyebiliriz evladım benim. Evet. Şimdi bir ayrıtının uzunluğu 5 pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Ufak bir değişiklik yapıyorum. Burada kaç birim? Evet, süper. Bir ayrıtının uzunluğu 5 santimetre olan küpten. Koltuk. İşte koltuk gibi duruyor. Bir küp varmış burada aslında. Ondan sonra bir parça çıkartılıyormuş. İşte bu kalan kısmı da burada verilmiş. Çıkarılan kısmın hacmini soruyor. İşte çıkarılan kısmı zaten gözüküyor. Yani şöyle sanki gitse, sonra buradan gelse, şöyle bağlansa, sanki bu eskiden bir küpmüş gibi değil mi Tonguç'um? Evet hocam. İşte bu kübün, şöyle düşün, bütün kenarları birbirine aynı olmak zorunda değil mi evladım? Evet. O zaman bak, şurası 5 santimetre ise, şurası da 5 santimetre olmak zorunda, şurası da 5 santimetre olmak zorunda. İşte çıkarılan kısmın hacmini soruyorsa, bir kere şöyle düşünelim Tonguç'um. Şurasının bak şurası 5 ise şurası da 5 olacak. Şurası da 5 olacak. Şurası da 5 olacak değil mi Tonguç'um? Bütün hepsi birbirine aynı olduğu için burası 1 santimetre ise bunun hepsi 5 santimetre ise buraya 4 santimetre kalıyor diyebiliriz. Şu uzunluğu yani şuradan şuraya kadar mesafe. Sonrasında Tonguç'um şöyle düşün. Bunun da 5 santimetre olması gerekiyor. Bunun da 5 santimetre. O zaman burası 1 santimetre ise şuraya da 4 santimetre kalıyor. Aynı şekilde demin yaptığımız gibi. Burasına da 4 santimetre kalıyor. Şurası 1 santimetre ise burası 4 santimetre. Burası. O zaman aslında bunun içinden 4 santimetre uzunluğuna ama bak şöyle düşün. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi şurası 5 ise Tonguç. Şurası da 5'tir.
Şurası da 5'tir. Şurası da 5'tir. O zaman şöyle bir şey var. Burası da 5 santimetre olacak şekilde. Aslında şöyle bir şekil çıkıyor. Şimdi yukarısı 4. Ondan sonra şöyle bir 5 var. Hop 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 hop. Ondan sonra şöyle bir zımbırtı var. Ondan sonra şöyle bir zımbırtı var diye düşünebilirsin Tomucuğum. O zaman bak, burası 4. Şu uzunluk şuraya çizdim. Şurası 5, şurası 5. Şurası 4, şurası 4. Ondan sonra şurası 4, şurası 4. Ondan sonra şurası 5. Pardon, özür dilerim. Şu uzunluk ne? Şu uzunluk 4'tü. Bu uzunluk da 4. O yüzden özür dilerim. O zaman bu uzunluk ise bu uzunluk da 4'tür. Şu uzunluk 5'te, şu uzunluk da 5. Şu uzunluk da 5. Şu uzunluk da 4. O zaman bir şekil çıktı. Bu şeklin 3 farklı ayırtını çarparsam 4 çarpı 4 çarpı 5. 4 çarpı 4 çarpı 5'ten 20 kere 5'ten 100 santimetre küp oluyor diyoruz evladım benim. Evet, şimdi artık ödev zamanı. Ödev zamanından önce ufacık sana çemberle ilgili bazı şeyleri hatırlatmamı istiyorum. 6. sınıfta gördüğümüz. Bir kere çemberin şurasına Tonguç'um O. Yani merkezi diyoruz. Anlaşıldı, tamam. Çemberin merkezi burası. Aynı zamanda Tonguç'um şu uzunluğa, şu uzunluğa merkezinden çemberin üzerine kadar giden uzunluğa R adını veriyoruz. Ve buna biz yarı çap diyoruz. Yani şurası aslında bak şöyle düşünelim Tonguç'um. Yarı çap bu ya. Bir de şöyle bir şey var. Merkezden şöyle bir çizgi çizsem bütün hepsinin merkezin üzerinden geçen büyük şeye de çap deriz ve biz bunu R dediğimiz şeyi çap deriz ve bunu biz 2R ile gösteririz. Çünkü yarı çapın iki katı nedir Tonguç evladım benim? Çap. Aynen öyle. 2R dediğimiz şeye de biz çap deriz Tonguç. Peki çevre dediğimiz şey ise çemberin mesela buradan sen... Babam çapsızsın diyor. Niye öyle diyor hocam? Çapın yok demek ki çok şişman değilsin. Onu demek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bak mesela çemberin üzerinden şuradan başladın. Böyle 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 gittin. Etrafını dolaştın. Sonra buraya kadar geldin. İşte bu döndüğün mesafeye biz çevre diyoruz. Ve 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplıyoruz sonuç. İşte bu çok önemli. Çevre dediğimiz şey çemberin etrafındaki uzunluk. İşte biz bunu 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplıyoruz. Ve pi dediğimiz şey genellikle 3 olan bir sayı. İleride yapacağız şeylerin adı. 2 çarpı pi çarpı r. Pi sayısı dediğimiz şey ise aslında şuradan çıkıyor Tunguç. Çemberin çevresinin çapına oranıyla çıkıyor. Çapına oranıyla. Yani bunun buna oranıyla çıkıyor. Zaten iki R'ler birbirini götürünce pi kalıyor ortaya. Yaklaşık Tonguç'un pi sayısı yaklaşık 3,14 gibi bir rakam. Ama genellikle biz işlemlerde kolay olsun diye pi'yi 3 alacağız şimdiden. Ama arttı istiyorsan. Diyorlar hocam. 3,15 falan oldu diyorlar. Bu sene tabii birazcık değişti. Yarıçap uzunluğu 5 cm olan çemberin çevresini hesaplayınız demiş. Yarıçapı 5 ise 5 demiş. Hadi ben bir tane çizelim yarıçap uzunluğu. Merkezini çizim. Olsa uzunluğu 5 santimetre demiş yarıçapı. R eşittir 5. Çevresini hesaplamak için çevre dediğimiz şeyin formülü neydi? 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplanıyordu. O zaman 2 çarpı pi dediğimiz şey 3 çarpı r dediğimiz şey de 5'ti. O zaman 2 kere 3 6, 6 kere 5 30 santimetredir diyebiliriz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla Tonguç son sorumuzda artık 6. sınıfı tekrarını bitiriyoruz. Son. Benim süper. Yarıçap uzunluğu 20 santimetre olan çember biçimindeki tel bükülerek kare elde ediliyor demiş. He, yarıçap uzunluğu 20 santimetre olan hop şöyle bir yarıçapı 20 santimetreymiş. Bükülerek kare elde ediliyor. Elde edilen karenin bir kenar uzunluğu kare. O zaman bunun bir çevresini hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi 3 zaten. Yarı çapı da 20 idi. 2, 3, 6, 6 kere 20. 120 santimetre. Şimdi bu çevresi, bu kenar, bu tel aslında bükülüp bir kare haline getiriyormuş. O zaman bunun çevresiyle bunun çevresi aynı olmak zorunda. Çevreler aynı olmak zorunda. Çevreler aynı olursa bu 120 santimetre bu kare olduğu için bütün kenarları birbirine eşit prensibinden 120'yi 4'e bölüp ben bir kenarını bulmaz mıyım? Yani 30 santimetre. 30 santimetre, 30 santimetre, 30 santimetre. Zaten biz onu soruyordu. Cevabımızın 30 santimetre olduğunu söyleyebiliriz diyoruz herhalde.
Çemberde yedinci sınıfta ne var hocam? Yedinci sınıfta da çember konusunu daha detaylı işliyoruz. Sebebi ne Tonguç biliyor musun? Çünkü 8. sınıfta öğreneceğimiz silindir konusunu çok iyi anlayabilmek için ve konuyu çok çok iyi kavrayabilmek için. Mesela çemberin çevresi dediğimiz şey nasıl yapılıyordu? 2 çarpı, hemen şunu şöyle yapmak istiyorum Tonguç Hocam. 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplıyordu. Çemberin çevresinin üzerinde bir yay aldık diyelim. Yani çember parçası aldık. AB yayı diyelim. Mesela AB yayının uzunluğu ise bulabilmek için 2 çarpı pi çarpı r çarpı bir de AB yayının gördüğü bir açı var Tomuş. Merkez açı diyoruz biz bu açıya. Bu merkez açıyı biz x'e gösterelim. Mesela 50 derece veya 60 derece sallıyorum. İşte burada x bölü 360 yapmamız gerekiyor. Yani 2 çarpı pi çarpı r çarpı x bölü 360 ile yay uzunluğunu hesaplayabiliriz Tonguç Hocam. Peki geldik geldik o merkezde 6 santimetre yarı çaplı çemberde AB yay uzunluğunu kaç demiş. AB yay uzunluğunu hesaplarken şunu yapmamız gerekiyor Tonguç'um. Demin yaptığımız formu 2 çarpı pi çarpı r çarpı x bölü 360 yapmamız gerekiyor. 2 yazalım yerine 2 çarpı hani pi'yi de 3 alalım burada birazcık rahatlatalım. Alalım diye. Alalım. 3 çarpı yarı çapı kaç santimetre merkezinden çemberin üzerine giden şey 6 santimetre çarpı x dediğimiz şey buradaki merkez açı yani 60 derece bölü 360 derece. Şimdi bundan sonra işlem matematik kaldı yani başka hiçbir şey kalmadı. Bununla bu sadeleşti. 6 ile 36 sadeleşti burada 6 kaldı. 6 ile 6 sadeleşti gitti. 2 kere 3 o zaman 6 santimetredir diyebiliriz Tonguç evladım benim. Bu kadar basit bir basit. Geldik bir tane kazış soruya. Ne dersin Tonguç bu soruyu yapabilir miyim? Hocam ben bu tarz soruları gördüğümde önceki 5. ve 6. sınıfta öğrendiğim bilgileri tekrar etmek, geleceğe güvenle bakmak için daha dikkatli soru çözüyorum. Ama genelde hep önümdeki veya arkamdaki öğrenciye bakarak kopya çekiyorum. Dangozlaş mı? Ne biçim konuşuyorsun ben? ABC de karesi içerisinde A merkezli çeyrek çember var. Evet çeyrek çember var süper. O zaman bu sanki böyle olsaydı tam bir çember olacaktı. Sanki. AD eşittir 8 santimetre. AD 8 santimetre ise bütün karenin bütün kenarları da 8 santimetredir. Çünkü bir karedir bu. Taralı bölgenin çevresini sormuş. Taralı bölgenin çevresi demiş. Bak bir burası var. Mesela buradan sen başladın yürümeye. Aslında ne kadar yol gidiyorsun? Böyle geldin. Bir arsa gibi düşün. 8 gittin. 8 artı. Onsa buraya geldin. Bir tane daha 8. Allah Allah. Buluyoruz hepsini. Tamam bir de burayı. Burayı nasıl bulacağız Tonguç? İşte eyvah. Bu da buradaki daire gibi gördüğümüz yerin aslında yay uzunluğu. Yayı ne kadar? Burası 90 derece olduğu için aslında şöyle düşün Tonguç. Bu çeyrek olduğu için şu kadar değil mi aslında? Şurasından bahsediyoruz. Bak şu taradığım yer burası. Bu çeyrek olduğu için bütün hepsini aslında 4'te 1 değil mi şurası evladım? Bütün hepsi ne kadardır? 2 çarpı pi çarpı r'dir değil mi aslında? Evet. Nasıl yaptık? 2 çarpı pi 3 alalım mesela burada da yine aynı şekilde senin için. R dediğimiz şey şu aslında şurası yani şurası olduğu için burası 8. O zaman yarı çapı 8'miş. O zaman ben bunu hesapladım. 6 kere 8 48 santimetredir. 48 santimetrenin 4'te 1 olduğu için burası. 48'i 4'e bölelim ve 12 bulurum. Demek ki şu uzunluk da 12 santimetreymiş diyoruz. Ve hesabımızı 28 santimetre olarak yapıyoruz Tonguç evladım. Geldik dairede alana. Bu sefer dairede alanda ise alan formülümüz pi çarpı r karedir. Ben daire deyince aklıma hep böyle dubleks daire falan geliyor hocam. Hayır daire dediğim şey aslında içi dolu çemberdir. Yani işte saatin üstü veya işte paranın üstü şunun hepsi içi dolu olunca daire oluyor. Bu dairenin alanı pi r kare. Çember dediğim şey de içi boş. Bak bu dairedir onu göstermek istiyorum. Buna da çember deriz. Çemberde uzunluk vardır yani şu uzun mesafe vardır. Dairede ise alan vardır. Alana göre hesaplarız daireyi. Şimdi gel dairede dilim alanı yani şurasının alanını hesaplamak istiyorsak. Mesela AOB'nin alanı hesaplamak istiyorsak. Daire dilim alanı nasıl hesaplanıyor? Bütün alanını bir kere biliyoruz. Pi çarpı r kare hesaplıyoruz. Çarpı bir de şuradaki açı önemli merkez açı bölü 360 formülü hesaplıyoruz. Mesela bir tane örnek yapmak istiyorum sana. O merkezi çemberde çemberin yarı çapı 4 santimetre olduğuna göre. O zaman burası 4, burası 4. Merkezden çevreye giden uzunluklar.
Taralı alan kaç? Yuh! Soruya gel. Aman Allah'ım. Taralı alanı bulmadan önce ilk başta şöyle düşünmemiz gerekiyor. Taralı alanı ben nasıl buluyorum? İlk başta bütün bu daire diliminin alanını hesaplayalım mı? Hesaplayalım. Daire diliminin alanı pi çarpı r kare çarpı buradaki merkez açı x bölü 360'tı. Hadi hesaplayalım, yerlerine koyalım. Pi 3'tü. R dediğimiz şey 4 burada. Yarıçapı 4. Çarpı buradaki merkez açı dediğimiz şey, burası dik açı. Dik açı 90 derecedir. Şunu gördüğümüz zaman mutlaka 90 derece diyebilmemiz gerekiyor. 90 bölü 360 demek. Bak, bunun yerine 90 yazdım ve yerine koydum. Sonra sadeleştirme yapayım. Bununla bu sadeleşti. 9 36 sadeleşti, 4 kaldı. 4 ile 4 sadeleşti. Demek ki 3 santimetre kareymiş şunun hepsinin alanı. Şimdi bak, şunun hepsinin alanı biliyorum artık. 3 santimetre kare. Bunun sarı alanı hesaplayabilmek için aslında şunu yapmam gerekmiyor mu? Şuradaki şu alanı bundan çıkarmam gerekmiyor mu Tomuş Evladım? Evet hocam. Bak, bundan bunu çıkartırsam eşittir ne kalır? Aslında bu garip grup sarı alan kalır, değil mi evladım? Evet hocam. İşte bu sarı alanı hesaplamış olurum. Dolayısıyla biz bunu 3 santimetre bulduk. Peki şunun alanını nasıl hesaplayabiliriz? Bunu nasıl 3 santimetre kare mi bulduk? Allah Allah. Burası 4. 4. Evet. Evet. Bir dakika, bir anormallik mi var? Bir daha bakalım hocam. Bir daha 3 bakalım. 3 pi r kare 90 bölü 360 dedik. 4'e böldük. 3 santimetre kare çıktı. Bütün alan. Taralı alan kaç santimetre kare? O zaman şu alanı hesaplayalım. Şimdi şu alanı hesaplayalım. Şurada bir üçgen var değil mi Tomuç? Üçgenin alanı hesaplanırdı. Tabağın mesela şöyle yapalım. Üçgenin alanı hesaplamak için. Tabağın çarpı yükseklik bölü 2 ile hesaplanır. Taban nedir? Burada 4'tür. Yükseklik 4'tür. Üçgenin alanında 4 çarpı 4 bölü 2'den 16 bölü 2 8 santimetre kare. Evet, burada bir hata yapmışız. Burada şunu yapmışız. Çok özür dilerim. İşlem hatası yapmışız galiba. 3 yanlış hesap. 4'ün karesi olması gerekiyor. Bak, 4'ün karesini almayı unutmuşum. Çok pardon. Bak, yakalayan arkadaşlar teşekkür ederim. 4'ün karesi 16 demem gerekiyor burada. 16 ile 4 sadeleşince burada 4 kalıyor. 3 kere 4'ten de 12 santimetre kare olması gerekiyor. Bunun alanının, çok özür dilerim. Şunun alanında 8 santimetre kare çıktı şimdi şu üçgenin alanında. Demek ki bu daire diliminden, daire dilimden üçgeni çıkartınca bu garip grup alanı hesaplıyorum. 12'den 8'i çıkartınca 4 santimetre kare olarak buluyorum buradaki alanı diyorum. Süper bir soruydu. Gerçekten de olağanüstü bir yetenek gerektiriyor. Örnek soru. Daire diliminin alanı 36 santimetre kare olduğuna göre yarışıp bunları nerede kullanacağız? Bunları silindir işlerken, silindirde mesela şöyle silindir diliminin hacmini, alanını, ondan sonra bilmem neyi hesaplayacaklar. Bununla kullanacağız. Daire diliminin alanı nasıl hesaplanıyordu? Pi çarpı r'nin karesi çarpı x bölü 360 eşittir kaçtı? Daire diliminin alanıydı. Kaç çıkmış? 36 santimetre çıkmış. Peki bu, bizim burada bildiklerimiz ne? Pi'yi biliyorum, 3. Yarı çapını bilmiyorum, r kare. X'i biliyorum, buradaki merkez açısı 120 bölü 360 eşittir 36 çıkmış. Tonguç, bununla bu sadeleşir, burada 3 kalır. Bu 3 ile bu sadeleşir. O zaman R'nin karesi eşittir 36 olur. O zaman yarı çapı neyin karesi 36'dır Tomuş Erhan Bey? 6'nın. Süper. O zaman yarı çapı 6'ymış. O zaman şurası 6 santimetre alıyor. O zaman demek ki bu böyle devam eden bir daire gibi düşünürüz. Yarı çapını zaten bize soruyordu. 6 santimetre diyoruz. Evet, cisimlerin farklı yönlerden görünümlere geldik. Tomuş, işte şimdi sana şu tarz cisimlerin farklı yönlerden görünümlerine bakacağız. Şimdi Tonguç, mesela şu şekli görüyorsun değil mi? Evet hocam. Bu şekil şu anda nasıl gözüküyor Tonguç'um? Hemen şöyle koyarsak buraya. Şöyle bir gözüküyor değil mi? Şöyle gözüküyor diyebiliriz. Evet, bu şekilde gözüktü. Peki Tonguç, ben bunu şöyle baktığım anda ne görüyorum? Sadece iki tane görüyorum. Şöyle görüyorum. Hop 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 hop. Görebiliyor musun? Bak, buradan baktın değil mi? Peki ben buna böyle baktığım anda ne görüyorum Tonguç'um? Sadece şöyle 4 tane kür görüyorum. Görüyor musun? Demek ki cisimlerin farklı yönlerde, aynı cisim aslında bu. 3 yönden görüyorum. Şekil önünden çekil. Bu ön. Ondan sonra şu dediğimiz şey, mesela şu ön diyelim. Ondan sonra işte bu üst diyelim. Bu da sol diyelim. Hani buradan da soldan görüntüsünü çizdik veya sağdan görüntüsünü çizdik gibi farklı yönlerden farklı görünümler. Mesela şu cisim. Şu cismi 3 boyutlu çizdik. Bu cismin
görünümlerine baktığımız zaman, şunun görünümüne baktığımız zaman hemen şöyle yapalım Tonguç. Bir kere ön dediğimiz şey şurası. Şuradan bakarsak ön oluyor. Ön görünümünü çizdiğim zaman sadece şuraya bakmam gerekiyor. Bak şuradan sen gözünle bakıyorsun diyelim. Gözünle baktığın zaman sen nereleri görürsün? Şurayı görürsün. Şurayı görürsün. Şurayı görürsün. Başka bir yeri görür müsün Tonguç Evren? Hayır. Görmezsin. O yüzden ön şeklini şöyle çiziyorum. Üç tane birbirinin üstünde. Şu bunun üst, bu bunun üstünde. Bu bunun üstünde. Şuraları falan hiç görmezsin. Üç tane şekil çiziyorum. İşte bu ön görüntüsüdür diyorum ve olayı noktalıyorum. Peki bir de sağdan bakalım Tonguç buna. Sağdan baktığımız zaman şurası da sağ görüntüsü. Sağdan baktığımız zaman sen buradan gözünle baktın diyelim mesela. Şurayı görürsün, şurayı görürsün, şurayı görürsün, şurayı görürsün, şurayı görürsün ve şurayı görürsün. Değil mi Tonguç Evren? Evet hocam. Dolayısıyla senin gördüğün şey, bak burada bir tane kare. Hop hop hop. Ondan sonra yanında iki tane kare var Tonguç'um üst üste. Ondan sonra sağ, onun sağında da bir iki üç tane kare var üst üste diyebilirsin Tonguç. O zaman bu da sağ görüntüsü Tonguç. Peki bir de üst görüntüsüne bakalım. Üst dediğimiz şey ise şuradan bakacağız üste. Üste sen buradan bakıyorsun mesela gözünle ve gördüğün yerler neyse bak üst burası. Burası ve burası. Ve bunlar tam yan yana olacak şekilde. Üstü de şu şekilde görebiliriz. Anladın mı Tonguç Evren abi? Anladım hocam. Üstle alt aynıdır. Önle arka aynıdır. Sağla sol aynı. Yani sana adam dese ki bana bunun arka görüntüsünü çizer misin? Alt çizdim. Al. Bana bunun alt görüntüsünü çizer misin? Alt çizdim. Al senin olsun. Al. Bunun gibi hemen söyleyebiliriz. Tonguç Evren farklı yönlerden görünümlerini söyleyebiliriz. Bu cisimden bakarak da diğer cisimlere bakalım. Mesela şu cismin bak mesela şöyle duruyor, tamam mı? Şöyle duruyor. Bunun önü bir, iki tane bu yüzey var. Ondan sonra bunun sağında bir, iki, üç, dört, beş tane bu şekilde bir görüntü olacak. Önünde bu şekilde iki tane bir görüntü olacak. Mesela üstünde sadece bu şekilde 1, 2, 3 yüzeyi görebileceksin. Yani aslında 3 boyutlu inceliyoruz bu cisimleri. Hatta bunu yapabilir miyiz? Mesela desek yapamayız ne yazık ki. Evet. Bunun her birisi bir küp gibi düşünebilirsin Tonguç. Geldik Tonguç'um. Önden, üstten ve sağdan görünmeyi çizelim. Ön dediğimiz şey aslında şuradan baktığımız zaman şu alan... Şu alan ve şu alan olmak üzere toplam 4 tane alanımız, 5 tane alanımız var. Ve bu 5 tane alanı çizerken buradan başlıyorum. Mesela şunu çizdim ilk başta. Hop. Ondan sonra bunun üstünde bir tane var. Bunun üstünde bir tane var. Sonra bir üstünde bir tane daha var. Hop hop. Ondan sonra bunun sağında bir tane var. Böyle çizdim. Bunun üstünde bir tane var. Hop hop böyle çizdim. Demek ki bu ön görüntüsüdür diyebiliriz. Önü bu şekilde. Peki geldik sağına. Sağından bakalım Tonguç'um. Sağından bakarsak şu bir alan, şu ikinci, şu üçüncü, şu dördüncü. Sağından baktık. Şurada bir tane şey var. Şuradan baktığımız zaman şurada bir tane var. Bunun yanında evet biliyorum. Bunun yanında bir tane daha var. Bunun hemen sağında. Bunun üstünde bir tane var. Bunun üstünde bir tane daha var. Dolayısıyla sağ görünümü de bu şekildedir diyebiliriz Tonguç. Peki geldik son artık üste. Üstten baktığımız zaman bir burayı görürüz, bir burayı görürüz, bir burayı görürüz. O zaman üstten baktığımız zaman da işte şurası var, şurası var. Onun hemen burasında bir şey var. Onun hemen bunun altında bir şey var. Dolayısıyla toplam 3 yüzeyde. Üstten baktığımızda gözüküyor ve süper bir şekilde konuyu anlamış olduk. Ödülü sorusu yap, yorumlara yol. Hadi bakalım. Hocam. Tamamdır hocam. Bak donmuştan başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak donmuştan başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Senin için 7'den 8'e kalk.